Günaydın. Bugün kahvaltı tarifimiz olan egg benedict yapıyoruz. Geçen videoda İngiliz muffin yapmıştık bunu yapabilmek için. Şimdi egg benedict tarifine geçiyoruz. Aslında o ekmeği değil de başka ekmeklerde kullanılabilir, kruvasanda kullanılabilir, normal düz ekmek, ev ekmeği de kullanılabilir. Ağzına çeşit çeşit koyuyorlar. Ben merak ettim biraz, o yüzden İngiliz muffin de yapayım dedim. Ve bizim bu ekmek benedict'i yapabilmemiz için bize Hollandaise sos lazım. Önce Hollandaise sosu yapacağız. Ekmeğimizin üstüne bacon koyuyor onlar. Biz de işte füme falan aldık. Onu koyacağız. Sonra poşe yumurta yapacağız. Yaptığımız Hollandaise sosu da üstüne koyduğumuzda bu egg benedict oluyor. O yüzden önce Hollandaise sosu yapmamız lazım. Hollandaise sosu da blender'da yapacağız. Çünkü tereyağı dökerken kesilmemesi gerekiyor. Biraz mayoneze benziyor yapacağımız şey. Önce burada iki tane tam yumurta, bir tane de yumurtanın sarısı var. Onu koyuyorum. Bu tarif bir de internette gördüğüm tam tarif alıyorum, azaltmadım. Siz azaltarak yapabilirsiniz. Çok olur çünkü bu. Hani birkaç kişilik falan olur. Tek kişi yiyecekse mesela bu fazla gelir. Ama dolapta da durur ya. Sıkıntı olmaz bence. Yumurtayı koydum. Şimdi burada 1 yemek kaşığı limon suyumuz var. Onu da ekliyorum. 1 çimdik tuz gerekiyor ama şu füme çok tuzlu olduğu için ben 1 çimdikten de az koyacağım tuzu. Çok az koyacağım. Çünkü bu da tuzlu olunca, bunun tuzu çok fazla olduğu için rahatsız ediyor. 1 çimdikte karabiber. Şimdi bunların hepsini blenderdan geçirip karıştıracağım. Böyle ısıtılmış olan tereyağını çok ince bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Bir de pul biber eklememiz gerekiyordu. Ben onu unuttum. O da bir çimdik kadar. Ekleyip tekrar karıştıracağım. Sos hazır. Hollandaise sos bu kadar. Bitti. Hollandaise sos kullanılıyor işte egg benedict'te. Egg benedict aslında Amerikan kahvaltı kahvaltısının ne olabilir? Vazgeçilmezi. New York'ta patlamış, meşhur olmuş. Orada böyle ay egg benedict. Benedict diye. Filmlerde de çok geçiyor. Sürekli bahsediliyor. Eğer avokado konulursa adı farklı bir şey olarak anılıyor. Somon konulursa adı yine değişiyor. Bir sürü isimleri var. Çeşit çeşit var. Koyduğun şeye göre değişiyor ama genel adı olarak egg benedict olarak geçiyor. Şimdi bize poşe yumurta lazım. Hollandaise sosumuz hazır. Jambonlarımız hazır. Ekmeğimiz, İngiliz biretimiz de hazır. Muffinimiz pardon. Şimdi tek lazım olan bize poşe yumurta. Poşe yumurtaya geçiyoruz. Poşe yumurta içinde böyle bir tencereye su koydum ve kaynattım. Daha sonra şöyle sirkemiz var. Sirkeden de bir tatlı. Abi çay kaşığı oldu. Tatlı kaşığı galiba. İki tane koyarım. İki tane çay kaşığı. Hadi bir tane de benden olsun. Şöyle üç sirke koyuyorum. Karıştırıyorum. Böyle karıştırırken iyice girdap oluşturacağım ve bunu boşaltacağım. Ay yapamadım. Olmadı ya bu. Şöyle bunun üstüne bırakıyorum. Üç tane daha şimdi.
Şimdi egg benedict yapmak için her şeyimiz var. Hollandaise sosumuz hazır, poşe yumurtalarımız hazır, ekmeklerimiz zaten hazırdı. Şimdi tek şey kaldı, bunları birleştirmek. Ekmeklerimizi böyle önceden kızartmıştım ben. Bir de bir tanesine jambon, bir tanesine şöyle karışık ikisinden de. Düştüm, burasını keserim. Bir tanesine sadece salam mı koysam? Bir tanesine sadece salam koy. Üç farklı olsun. Sonra yumurtamızı için alıp üstüne koyuyoruz. Avokado koyacaktım birine. Kenardan da gözüksün. Tamam. Bir de Hollanda sosunu da. Bugünkü tarifimiz de hazır. Ben de bunları yiyeceğim. Şimdi kahvaltı yapmadım. Bilge'ye de yıllarca kahvaltı sırrım vardı. Kameramın olduğu için ödül olarak bunları veriyorum ona da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bunu dener ve beğenirsiniz. Şu an benim Hollanda sosum biraz ılık olduğu için hala katılaşmadı. Bir tık daha koyulaşıyor. Benimkisi bir tık sıvı kaldı. Ama tadında bir değişiklik yoktur zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.